Geleyim sana abi, geleyim Hacı abi. Nasılsın, iyi efendim, misin? İyi misin? Emekliyim. Emeklisin? Evet. Ne kadar alıyorsun? Hamitler'de. Hamitler'de? Evet. Mezarlıkta? Yaş 67. 67 oldun. Evet. Nasıl gidişatı, nasıl görüyorsun ülkenin gidişatını? 3 tane vasıta değişiyoruz. 3 tane vasıta değiştiriyor. Evet. Bu sıcakta niye çıktın ya? Benim engelliyim. Aha. Kulak duymuyor. Duymuyor kulaklar, evet. Röportajın mahiyeti ne? Gidişatı soruyorum. Vallahi, yıkanmayı soruyorum. Ülke nereye gidiyor? Vallahi yaşantımız mucize. Mucize. Mucize bir yaşantı yaşıyoruz. Gelen yedi, giden yedi. Bir kilo et olmuş 300 lira. Bir vicdan var ya. Vicdan merhamet var. Ama şükretmiyorsunuz ne diyorlar ya. Ya 300 lira bir kilo et olur mu be kardeşim ya? Maaşa %30 zam. Ete %400 zam. Böyle bir adalet var mı? Nerede bunun adaleti? Hani seçimden önce mazotu indireceklerdi, enflasyonu düşüreceklerdi. Enflasyon %300 arttı. Onlar gidiyor oturmakla oturdukları yerde enflasyonu düzeltiyorlar. Enflasyon oturmakla düzeltilmez. Ama bu millet dedi ki, Sayın abim dedi ki 20-21 yıldır yönetin, yetmedi bir 5 yıl daha al dedi. Vallahi bilmiyorum ama ülkemiz uçurumun tepesinde. Ucunda. Yani tekmeyi vuracak an bekliyor. Kim vuracak tekmeyi? Kim vuracak? Emekli vuracak. Emekli. Yeter artık ya. Bir ev kirası 7,5 milyon lira olur mu ya? 7,5 milyon lira bir ev kirası. Al 14 milyon lira 7,5 ev ver. Ev kirası ver. Ay senede bir tane 1 kilo et alıyoruz. Gidip nerede ete utanmasam. 1 kilo fasulye 40 lira. 1 kilo üzüm 40 lira. Enflasyonu gitsin pazarda görsünler. Öyle masada oturmakla enflasyonu çözemezler. Vatandaştan vatandaşın derdini dinlesinler. Mecliste 4 sene 5 sene milletvekili yapan 69 milyon lira maaş alacak. Ömrü billah emekli. 30 sene hizmet edeceksin, alacaksın 14 bin lira. Ben birinin üçünden emekliyim. 14 bin lira maaş alıyor. Yani bilmiyorum ama böyle bir adaletsizlik, böyle bir dengesizlik olmaz. Hiç görmedim diyorsun. Efendim? Hiç görmedim bugüne kadar böyle adaletsizlik. Doğru mu anladım? Mecliste olanlara sesleniyorum. Seslen. Ey mecliste oturup da masa başında ahkam kesenler, bir halkın arasına girip de bir baksınlar. Asıf Esif Partisi yok. Bu ülke hepimizin. Biz bu ülkeye can verdik, can vereceğiz de. Yeter ki vatandaşımızı mağdur edilmesin. Bravo, vatandaşımız hayatlarını, istikrarlarını, şu çocukların geleceği ne olacak? Doğmamış bir çocuk 20 milyon lira borçlu doğuyor. Neden 20 milyon lira bu çocuk borç altına girsin? Yazık, günah değil mi? Saygılar sunuyorum. Her şeyi söyledin, söyleyecek bir şey bırakmadın bana. Allah kolaylık versin. Öyle insanları kandırmakla, insanlara yalan beyanlarla insanları bu hale getirdiler. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sen ne düşünüyorsun abicim gidişat konusunda? Hiç görmüyorum iyi. Neden? Hiç görmüyorum. Milletin hepsi kan olmuş su. Neden milletin kanını içiyor? Acıkta. Kardeş kardeşe bakmıyor. Ama bir kesim de diyor ki ya şükredin diyor, nakar olmayın diyor. Baban cezaevinden çıktı, ben iş arıyorum, iş bulamıyorum. Nasıl olacak? Ben bunun bir cevabını... Cezaevinden çıktım, sabıkalısın diye iş vermiyorlar. O nasıl oluyor? Bu çalan çalana, bu diğerleri çaldığı zaman zorlarına mı gidiyor? Onlar zaten, hepsini onlar çalıyor. Bu cezaevinde yasa verse, fabrikalar kursa herkes çalışır. Kimse kötü yola başvurmaz. Fabrika olsa daha güzel bence. Tamam, teşekkür ederim. Peki, dostum kolay gelsin ya. Nasıl? Eyvallah. İyi misin? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin? Ama bak, gençlere bu yoksulluk argümanı tutmuyor ha. Ne? Bu yoksulluk argümanı var ya. Argümanı. Argümanı. Tutmuyor işte, şikayet ediyor vatandaş.
Kolay gelsin. Ben de şimdi iki gün önce Artvin'den geldim. CHP iktidar olabilirdi. Ya bırak Allah aşkına. CHP yönetmiyor ülkeyi. Ülkeyi CHP yönetmiyor. Şimdi şöyle. Sana mı soracağım ben neyi soracağım Allah Allah. Beyefendi. Merhaba. Adım Zırdal Kılıç. Eğer bu sokak röportajını yapıyorsanız biraz şöyle bir formatımız olsun. Herkes birbirine saygı duysun. Tamam ha. Yani konuşacaksak saygılı bir şekilde konuşalım. Yok abi sen. Tamam ben sana soruyu sorayım o zaman. Lütfen. Tamam. Ya mikrofonu tutmadan nitpe mikrofonu. Hayır abi. Sana... Hepten ağzıma sokma. Yok ağzına sokmuyorum ki sesin lütfen. Girsin. Lütfen sesin söyleyin. Girsin. Sorun. Nereye gidiyoruz? Gidişatı soruyorum. Gidişat şu. Atatürk'ü bak ben şu kadarını söylüyorum. Çok okumuş bir insanım. Atatürk'ü 1938'de mezara koyduğumuzda bir insan mezar dönüşünde satılır mı? Mezara koymuşuz, dönüşte satmışız. Bu ülke Atatürk'ü mezara koyduktan sonra satılmıştır. 2000 lira hatta Tayyip Erdoğan'ın da 24 Temmuz 2015'e kadar vatan haini yaptığı, rol yaptığı güne kadar bu ülke köpek tasmasıyla gezmiştir. Şimdi bu boğazımızdaki köpek tasmasını yırtıp atıyoruz. Doların yükselmesi, bilmem patatesin, soğanın, bilmem bütün bu mevzular kesinlikle bizim Kurtuluş Savaşımızla ilgilidir. Buna lütfen uyanın. Domates bugüne kadar şöyle diyorduk. Ya kardeşim sanayide gelişelim. Patates, soğan, domates hani nereye kadar? Yani biz tarım ülkesiyiz. E bugün tarım ülkesiyiz diyenler tarımın fiyatlarından şikayetçi. Yani mevzu kardeşim bizle alakalı değil. Sen fındığını düşün, mevzu şununla alakalı biraderler, arkadaşlar, beyler. Atatürk'ten sonra hepimiz satıldık. Boynumuzda köpek tasmasıyla gezdik. Lütfen kendinize gelin. İlk kez, tarihimizde ilk kez Amerika'ya solcusu deniz gezmiş diyen solcular, defol altıncı filo diyen, defol altıncı filo diyen deniz gezmişi savunan solcular. Defolun diyen, emperyalist diyen rahmetli Erbakancılar. Bugün birleşme zamanı. Bugün Amerika'ya karşı bir savaş veriyoruz. Bu savaşı verirken Kurtuluş Savaşı'nda çorabının birini veren, ahırında ineğini veren, çocuğunun üzerindeki battaniyeyi alıp top mermisine saran dedelerinizi hatırlayın. Nenelerinizi hatırlayın. Bu şekilde yorum yapın. Kendinize gelin. Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Ve bütün dünyadaki mazlum milletlere örnek oluyoruz. Liderlik yapıyoruz. Siktir edin bu günleri. Rahat olun. Size söz veriyorum ve tarih veriyorum. 23 Nisan, 29 Ekim. 29 Ekim 1923, 2023. Ne kaldı burada? 3 ay. Aha burada hep beraber halay çekeceğiz. Size söz veriyorum. Hani doğalgaz mı bedava? O mu bedava? Bu mu bedava? Evli olanlara ev mi? Hepsini göreceksiniz. Hepsini alacaksınız. Bakın, bir kez daha söylüyorum. 2015'te Recep Tayyip Erdoğan'a suikast yapmak üzere Artvin'den çıkıp İstanbul Yenikapı'da Recep Tayyip Erdoğan'ı vurmaya gitmiş bir adamım. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olasın. Yüreğine sağ ol. Ama tamam. Bugün aha buraya ikinci Atatürk diye Recep Tayyip Erdoğan yazdırıyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durmayanlar çocuklarının yüzüne bakamayacaklar.
Abi hangisini savunuyor? Kurtuluş Savaşı'nda. Kurtuluş. Kurtuluş Savaşı'nda. Beni linç edin. Beni linç edecek adam anasının amine doğmadı. Buradayım. Tamam. Teşekkür ederim. Son noktayı alayım. Son sözünü alayım abi. Kardeş. Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün arkasında durmayanlar bugünkü Kurtuluş Savaşı'nda devletin arkasında durmayanlarla aynı kefeye koyuyorum. Lütfen kendinize gelin. Devletçi olalım. Milliyetçi olalım. Hayırdır birader? Nedir bu şekil? Devlet dağıldı. Devlet diye bir şey kalmadı burada. Sen hayırdır? Niye öyle ters ters bakıyorsun? Ya tam sopalık bu adam. Konuştu. Tamam abi. Tamam. Benim teşekkür ederim. Tamam. Hayırdır? Tamam abicim. Tamam. Yok tamam. Yok. Senin isteğin ne? Senin isteğin ne? Abi al tamam. Abi. Sen de biraz kafa da içmiş biraz. Senin isteğin ne? Tamam abicim tamam. Tamam. Oğlum seni yatırırım burada ağzında diş bırakmam lan. Tamam bana bak. Tamam. Tamam. Alo. Alo. Tamam. Hayırdır? Tamam. Bunun arkadaşı kim? Sen arkadaşı mısın abicim? Götür bunu. Bir dakika ya. Bir dakika ne ya? Bir dakika ya. Hayırdır? Ya dostum birbirine düşürme. Ben düşürme. Mi düşürdüm? Abi o bir şey yapmıyorsun ben ya. Yaptım. Hayret bir şey ya. Ben ne yaptım? Çünkü senin şahsına bir şey mi koydum? Abi şahsı bunu alsana. Arkadaşım bir gel ziyaret misin arkadaşım? Benim siyasetle bir alakam yok. Benim siyaset... Ben vere piktim. Ben hani koy. Oy! Alo! Baksana bir! Senin o kemiklerini kırarım, fatırım lan! Abicim nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Valla işte iyi olmaya çalışıyoruz. Gidişatı soruyoruz. İşte görüyorsun. Ekonomik koşullar, sosyolojik koşullar. Nereye abi gidiyoruz? Ben ekonomiyi bir kenara bırakıp sosyolojik anlamda bir şeyler konuşacağım. Yani insanların düşüncelerine, fikirlerine, ırklarına, dillerine, hiçbir şeylerine saygı yok. Ki zaten ülkenin %15'ini karşılayan bir Suriyeli kesim var, Afgan kesim var. Böyle bir kaosun içinde kimse kendi başına var olamıyor. Fikirleriyle bir olamıyor. Ekonomik anlamda gelecek olursak zaten burada gençlerin halini görüyorsun. Belki de bu tişörtü bir yıl önce almış bir adamdır yani. Anlatabiliyor muyum? Bu bir yıl önce çıkmış bir tişört ve hala üzerindedir belki de. Yanlış anlama kanka. Aynı şekilde bu da bir yıl önce alınmış bir tişört. Hala da giyiyorum. Hani bunu ben bir yıl önce aldım. Hala tişört almaya hakkım var bence. Hala insanım ama alamıyorum. Veya sigara almam gerekiyor. Bu hiç benim bir ihtiyacım. Ya. Yok. Hayır. Hiç beğenmiyorsunuz diyorlar size gençlere genelde. Beğenmiyor musunuz? Abi bu paket olmuş 50 lira. Hiç beğenmiyor musunuz? Abi çalışıyoruz ama gene yetmiyor. Ben geçen marangozla çalıştım. Marangoza girdim. Marangoz beni işten attı. Niye attı? Suriyeli çalıştırmak için beni işten attı mesela. Niye abi? Suriyeliler bizden daha fark yapıyor. Burada da... Çünkü az para alıyorlar. SGK alamıyorlar. Az para veriyorlar. Çok çalışıyorlar ya abi. Enayi mi adam oğlum bana versin 10 bin lira. Bir de sigortası çalıştırıyorlar abi. Ben de süreyim. Tamam ben de süreyim. Ben de çalışıyorum. Ya senin gibi çalışanla bir şey demiyorum. Şimdi ben... benim için orada senin için beni atıyor anladın mı? Senin sigortan falan var mı çalıştığın yerde? Yok abi. Benim sen sürüyor musun? Suriyelisin. Bak Suriyeli sigortalıyor. Tamam. Ama istiyorsan yaptırıyorsun. Bana yapmaya korkuyor anladın mı? Yapmasa iş yeri kapanacak diye korkuyor. Ama o müfettişler Suriyeli gördüğü zaman he diyor geçiyor. Buna şahit oldum ben. Anladın mı? Çok yerde çalıştım. Mesela müfettiş geliyor tamam Türk varsa sigortası yoksa ceza yazıyor. Ama Suriyeli varsa kimliği olsun olmasın ceza yazmıyor. Vallahi alıyorlar herkesi alıyorlar şu anda. Şimdi herkes topluyorlar. İstanbul'da 2 milyona yakın topladılar. Şu anda polis şahat 3 yıldır burada alırlar buradan. Ben 15 yıldır buradayım abi. 15 yıldır buradayım. Aynen. Yani kaç yaştasın? Şimdi 18 yaşındayım. 3 yaşında geldin yani. Aha. 3 yaşında sen. Ben de aynı. Sen de öyle he. Aynen. Oturum aldınız mı? Var abi. İzniniz var ya. Var her abi şey her var. Şeyimiz vatandaşlık? Var abi. Vatandaşlık inşallah bu sene çıkacak abi. Ya bunu sizin için söylemem yanlış anlamayın. Yok, ya aynen ondan bahsediyorum. Kabahati yok ki ailesi getirmiş. Yani bundan bahsetmiyorum. Buraya gelen zararlı insanlar da oluyor anladın mı? Halkın olan dengesini, huzurunu bozan insanlar da oluyor. Bunları engellemek için bir şeyler yapılmalı yani. Abi çarşamba sınırdan... benim ailem niye çıkamıyor? Çarşamba da mı? Benim ailem niye çarşambaya çıkamıyor sen abi? Sen Suriyelisin. Tamam ben Suriyeliyim orada da Suriyeliler var. Yani siz de çıkamıyorsunuz. Biz de çıkamıyoruz abi. Çarşamba... Suriyeliler de çarşamba. Çarşambaya nasıl çıkıyoruz abi? Çarşambaya bir çıkıyoruz. Adam geliyor bıçak çekiyor. Gasp ediyor. Çeken kim? Çeken kim? Suriyeliler. Suriyeliler. Bak, sen Suriyeli çıkıyor. Olarak bir dakika dur. Sen Suriyeli olarak şikayet ediyorsun doğru tamam. mu? Tamam. İlginç ya. Ben bu konuda Kürtleri çok destekliyorum abi. Birbirlerine çok sahip çıkıyorlar. Her türlü birbirlerinin arkasında duruyorlar. Bir tane Kürt'ünde bir Kürt'e vurduğunu görmedim bugün. Kur'an Evliya Çarp çok iyi. Abicim sorayım sana gidişat. Nereye gidiyoruz ülke olarak? Abi ülke olarak nereye gideceksin? İşte kiralar 6 milyar. Aha.
Asgari ücretten çalışacak bu millet ne yapacak yani? Ekmek 7,5 lira. Ne asgari ücretten 10 lira 12 lira nasıl geçineceksin? Şükret. Abi şükret yine 6 milyar kira vereceksin. Olsun yine şükret. Ya Allah'a şükür edeceksin şimdi. Nankör olmayın. Ya Allah'a şükür de bak şimdi. Bu gençler evlenmek kalksa nasıl evlenecek abi? Bir evlenmek iki. Evlenmesin abi. Bitirler abi. Dayı kola içme. Kola zararlıdır. Kola içmiş ha değil mi? Zararlıdır kola. Ha, bak kola, kola içiyorsun ha var ya sen. Kola senin bir de bunun telefonu da vardır ha. Evet. Var mı telefonu? Sorsana telefonu. Abi telefon var mı? Var. Biz de bak, çocuklar sana telefon soruyor. Bizim babamız annemiz de harçlık vermiyor. Biz ne yapalım? Bak gülüm bak. Ben... Abi ekonomi kötü diyorsun, kendi kola var, telefonun var, o param var. Ne abi? Nankör değil mi Şükret'in? Emekli de alıyorsun abi, başka ne istiyorsun abi? Bize gelince yok. Aslında bak, gençlere bakacak abi, 40, bize bırakacaksın. 49 yaşındayım oğlum ben, kaç yaşına geldim buraya? Kaç yaşına geldin? 49'sun abi, tamam da bak... 10 yaşında ben Bursa'ya geldim. Nereden geldin Bursa'ya? Yozgat'tan. Yozgat'tan buraya Bursa'ya geldin, 10 yaşında çalışmaya. Evet. Niye bıraktın Yozgat'ı? İş yok. İş yok, buraya geldin. Evet. Hayvancılık, çiftçilik, mazot pahalı, hepsi pahalı. Şimdi seçimler yeni yapıldı. Evet. Seçimlerden önce ne demişti Sayın Erdoğan? Bizi bir daha getirdin, her şey çok daha güzel olacak, daha iyi olacak. Daha iyi olacağını hiç sanmıyorum. Olmadı zaten. Olmaz da yani. Bundan sonra olacak mı? Şuradaki işsizlik adamlar, kahvedeki adamlar ne yapacak? Yani adam bir düğün yapmak istiyor. İş beğenmiyor diyorlar. Abi iş beğenmeyecek bir şey yok. Karnı doyuruyorsa, bu adam mesela bu kardeşim düğün yapmak istiyor, nasıl yapacak yani bunlar? Nasıl yapacak? Yapmasınlar, bekar kalsınlar. Bekar evlenmesin. Evlenmesin. Ama Sayın Erdoğan 3 çocuk istiyor. 3 çocuk istiyor artık. Kendisi dışarıdan bunu şey yapacak bir şekilde yani. Suriyeliler hallediyor. Suriyeliler, Afganlar, işte Marokolar, Alyeryalılar o şekilde tamamlayacak. Yani milletin çocuk yapmasına da gerek kalmadı. Biz Suriyeliyiz değil. İşte biz Suriyelileri dışlamıyor ama Kürt gelince dışlıyorlar. Bu ne abi? Kürdüm abi, Türk Kürt aynı kardeşti ama Suriye'ye gelince kardeşiz bir şey. Biz de Kürdüz abi. Nereye gitsek bizi bıçak falan çekiyorlar. Hayırdır abi, biz de Kürdüz. Nereye gitsek Kürdüz diyor, siz FETÖ'cüsü. Teröristtir diyor. Bu ekin evladısın değil mi? Evet abi, biz de Kürdüz ama Suriye'ye gelince kardeşiz diyor. Biz de Kürdüz abi, hepimiz de dışlanıyoruz abi. FETÖ'cü, terörist, böyle bir şey var abi. Şimdi bunu yayınlayacağız, ailen sorun çıkarmasın. Yok abi, yayınlamam. Biz de Kürdüz abi. Yayınlayayım mı? Yayınla abi. Tamam. Hocam senle epeydir yapmadık. Evet. Nereye gidiyoruz? Vallahi bindik bir alamete gidiyoruz. Kıyamete derler gitti, ya. Gittiğimiz yeri de bilmiyoruz. Yani nereye gideceğimizi de bilmiyoruz. Neyi anlamadım? Aziz Nesin gibi konuşuyor. Teşekkür ederim iltifat olarak. Aziz Nesin gibi konuşuyorum değil mi? Tabii ya. Rica ederim. Ya yani şimdi söyleyecek bir şey kalmadı artık. Şu önümüzde Mart ayında şey var. Yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerde eğer bu halk kendini göstermezse bu ülkenin bir daha sonu yok yani. Neyi gösterecek? Muhalefete güvenmemeye başladı ama. Hayır, böyle bir durum hayır var muhalefete güvenmemek diye bir şey yok yani. Yani muhalefet olacaksın. Mutlaka olacaksın. Başarılı mı muhalefet? Ya başarılı veya başarısız ama muhalefet olmak zorundasın. Güven veriyor mu muhalefet? Vallahi bana göre veriyor. Bana göre veriyor. Herkese göre veriyor mu? Genele baktığımız zaman sana göre veriyor da. Şey yapar yani eğer muhalefet desteklenirse ve doğru bir şekilde hareket edilirse bu iktidarı şey yapabiliriz yani. Ama ülkeyi hala AK Parti ve Erdoğan yönetiyor olacak. Evet, evet ama hiç iyi değil yani. Gidişatımız hiç iyi değil. Amcama saygım sonsuzdur. Yalnız ne muhalefetini yapabiliyor, ne iktidar şu an iktidarlarını yapabiliyor. Ama şimdi böyle bir şey oldu. Tek adam rejimiyle şu an ülke yönetiliyor. Yani kim gelirse gelsin bu saatten sonra ülkeyi tekrar ayağa kalkandırabileceğini sanmıyorum. Çünkü gidişata baktığın zaman yani çok çok kötü durumdayız. Allah herkese yardımcı olsun. Ha. Geçinebilen var mı? Var. Ama geçinmeyen var mı? Var. Geçinmeyen geçinenden daha memnun bu halde. Ya böyle gitmesini de ben cani gönülden böyle gitmesini temenni ediyorum. İnşallah da böyle gitmeye devam eder. Daha beter olsun. Yani. 67 tane neden? Çünkü bu halk eğer bu halk kendi halinden memnun olmasaydı şayet zaten önümüzdeki geçen seçimde iktidarı devirmiş olurdu. Demek ki yoksul ve aç olan insanlar olmadığı için halinden memnun oldukları için insanlar tekrar bu adamı başa getirdiler. Yani her şey bayrak, Kur'an hani Sakarya diye bir şey var. Onunla olmuyor. Yani öyle bir şeyle olmuyor. Bu halk açlık içerisinde, sefalet içerisinde olduğu zaman ülkenin ekonomi durumu düştü. Artık yani silahlarla ülkeler birbirine karşı savaşmıyor. Ekonomik güçlerle savaşıyor. Kim daha ekonomisi iyiyse, güçlü bir ekonomiye sahipse o şekilde zaten yönetebiliyor. Kendi ülkesini
Evet. Yani savaşa veya lider bir duruma getirebiliyor. Şayet onlar da bizde olmadığı için şu an sıradan bugün mesela Yunanistan bizim adalarımıza mesela askeri güç şey yapıyor. Biz onu bile yapamıyoruz. Şimdi Atatürk 1938'de öldü. Öyle mi? Atatürk öldükten sonra 38'den bakın 49 yılına kadar 67 tane fabrika kurulmuş Türkiye'de. Yapılan fabrikalar hepsi satıldı zaten. Tamam. Aslında aynı kim şey sattı sadece bunu? Arkadaşımız bak, diyor ki muhalefet de kötü, iktidar da kötü. Hayır. Mesela örneğin biz öyle böyle bir şey söyleyeyim. Ben cani gönülden muhalefeti destekleyen, aynı zamanda müşahitlik yapan, sandık görevlisi olarak da çalışmış olduğum bir insanım. Cani gönüllerine bu seçimde de CHP'ye de çalışmış olduğumuza rağmen Kılıçdaroğlu ona karşı pasif kaldı. Ki yapılan stratejiler vardı, stratejileri uygulamış olsalardı bugün farklı bir konumda olabilirdi. Ama nedir? Bizim ülkemizde böyle bir şey var. Koltuğa yapışan yan altına sıçmış gibidir. Ya da başka bir şey kalkamıyor. Kılıçdaroğlu da muhalefette de şimdi... Neden bırakmıyor Kılıçdaroğlu? Ya şimdi ne düşünüyorsun? CHP'ye oy vermiş bir vatandaş olarak. Ya CHP'ye oy vermiş biri olarak şimdi bir insan başarısız olduğu zaman... Yani kendisinin böyle özür dileyerek, halktan özür dileyerek yapamayacağını söyleyerek bırakması, istifa etmesi lazım. Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki, ama geçen haftaki toplantıda duydunuz değil mi? Gibi. Eşimin yani gözlerine bakamıyorum dedi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisi de bir nevi Cumhur İttifakı'na çalışıyor gibi göründü şu an. Öyle bir durum ortaya çıkıyor. Millet öyle bir durum ortaya çıkıyor. Anladım da onu diyenler yanlış yani. Şu an %2'lik bir oy kaybıyla amca kardeşim, kaybedilemez. Ben bugüne kadar görmüş olduğum en dürüst, en şey bir insan Sayın yani. Sayın hocam, dürüst olduğumuzu söylüyoruz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Evet. Ben de dürüstlüğünden şüphe etmek istemiyorum. Fakat dürüst biri bunca başarısızlıktan sonra istifa etmesi, bırakması gerekmiyor mu? Gerekir. Peki o zaman dürüstlüğü tartışılmaz mı? Hayır, kesinlikle tartışılmaz. Hayır abim, neyi var yani? Yanlış olan bir şeyini söyleyin ya. Örneğin bak. Başarısızlık. Cumhurbaşkanlığı. Ya başarısızlık Cumhurbaş... ayrı bir şey. Dürüstlük tartışılır abi. Kimse dürüst değildir. Kılıçdaroğlu da dürüst bir insan değildir. Örneğin Sinan Oğan Muharrem İnce dürüst insan olmuş olsaydı biri istifa edip biri de ikinci turda desteklememiş olurdu. Sonuçta ona karşı aday olmuş bir cumhurbaşkanı adayı olarak. Muharrem İnce değil mi? Yo, Oğan da diğeri de onunla karşı yani tamam, bir cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek. Çekildi ama Muharrem İnce çekildi. Tamam çekildi de ona yapılan şantajlardan dolayı çekildi. Onu da biliyoruz yani. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Gel abi. Muharrem İnce dediğiniz adam 2018 seçimlerinde bu kendi deklarasyonudur bak. Bekliyorlar böyle Fox TV'de. Ya Muharrem abi nerede? Muharrem abi kaçırmışlar. Ne kaçacak lan adam? İçmeye gitmiş. Tayyip Dede'nin adamı lan o adam. O da mı o? Hepsi. Kemal Kılıçdaroğlu da. Bak bir şey söyleyeceğim. Sayın Selahattin Demirtaş bir kare paylaştı. Bak bir şey söyleyeceğim. 3 tane bak, Cumhurbaşkanı bak, adayının fotoğrafına resmini. Bak efendi kardeşlerim Anadolu halkları bak bir şey konuşacağım. Doğruyu konuşacağım. Tayyip Erdoğan AKP'lerin içinde en doğru en dürüst insandır. Geriye kalan AKP'leri var ya. Ağzından bıçak açmıyor sana üzerin çıkmıyor. Ne diyor biliyor musun Tayyip Erdoğan? Ulan diyor gözümün sevdiğimin parası diyor. Nelere kadirsin diyor. Doğruyu söylüyor kardeşim. Napolyon ne demiş? Tu larjan, larjan tu larjan. Dibir içi burma tek uteş terazime, ez bahlime, ez bekesime. De az da kımlı valla. Yani ben doğruyu son bir şey daha söyleyeceğim. Ben istediğim dilden konuşuyorum. Süper. Neyse ben gidişat soruyorum ekonomi. Gidişat Movestan kötü zaman. Kötü zaman. Neden? Neden kim olacak kardeşim? Sorumlusu kim? Adam bak efendiler bak. Sorumlusu kim? Müsaade edin. Hadi, detay ediyorsun. Fazla labal etmeyeyim ben işi egzajere etmeyeyim. Tamam. Anlatabiliyor muyum? Egzajere etmeyeyim konuları. Tamam. Şimdi olay ne biliyor musun arkadaşlarım? Ümmeti Muhammediye. Anlatabiliyor muyum? 2003'te geldi Tayyip dedeniz. Geldi ki herkese dedi gece numarası vereceğim. Gece askeri. Bizim şarkıların öyle dediği gibi. Anlatabiliyor muyum? Ben şarkı değilim. Ben Anadolu insanım ama şarkılar da Anadolu insanıdır. Bu ülkede 36 çeşit etnik grup vardır. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır kardeşim. Bak. Ama şunu size de söyleyeyim. Eğer kim ki ya Kürt devletinin kurulmasını istiyorsa 2600 yıldır Kürt devleti kurulamaz ve kurulmayacaktır da. Kürt'ün adam gibi konuşuyorum ben. Kürt'ün ne diyor biliyor musun Yahudi? Hani bizde bir söz vardır atasözü Anadolu'da. Kediyi yani suçun önüne kov da öyle diyor arkadaş. Yahudiler ne diyorlar biliyor musun? Sizler diyorlar bize Kürtlere, bütün Kürt milletine, Aramin milletlerine. Sizler diyor bizim Yahudi tapınağını yıktınız. Milattan önce 585'te
Asur kralı Nebukadnezar ne yaptı? Bunların hepsi, hiçbiri bilmez Nebukadnezar'ı. Nereden biliyor? Nereden evli o? Nereden evli o peki? Tam her neyse de. Karısı Amitis neredendir? Ağrılıdır. Ağrı nereye bağlıydı? Urartulara bağlıydı. Dağ memleketlerinden gelmiştir. Neyse günümüze gelelim. Günümüze gelelim. Gelelim kardeşim, ekonomi bozuk, kim sorumlusu? Tayyip Dede. Hevalle. Ama söz gelelim. Verdi düzelteceğim. Neyi dedi düzeltecek? Son seçimde. Neyi düzeltecek? 20-21 yıldır yönetiyor. Esasen var ya, bu sadeye gelelim. Bu ülkede, sadece bırak bu ülkeyi, bu bölgede, lokasyonda 2,5 milyon Kürt var. Bak 2,5 milyon Kürt var. Birçoğu su işinde orada burada devletten nemelanıyor. Mecburen AKP'ye verecekler kardeşim. Yok başka çaresi. Yok. Yok. Bir deneselerdiler diğer tarafa. Denemiyorlar, korkuyorlar. Neden korkuyorlar ya? Söz diyorlar, korkuyorlar. Allah ne diyor kullarına? Bana güvenin diyor ama biz hepimiz korkuyoruz. Abi ben de bir soru sorayım. Seçimden sonra düzeltilenler ne abi? Seçimden sonra hiçbir şey düzeltilmedi kardeşim. Hepsi yalan yani. Yalan. İşte ne diyor şey? Bak genç ne diyor bak. Benzin 19'da seçimden önce tutabiliyordu. Şimdi ne tutamadı? Şimdi 36-40 lira. Bak ben köye gittim. Sikillik abi açık konuşayım. Şey yani. Ya menfi halkı. Kaç para benzin hayır, parası verdik? Menfi anlamında bir şey düzeltilmedi. Sen beni anlamadın. Abiler anladılar. Nispet anlamda ne düzeldi? Hiçbir şey düzelmedi. Ben de o anlamda dedim. Olumlu anlamda hiçbir şey düzelmedi. Ya arkadaş yıllardır petrolün varısı 75 dolar 80 dolar. Ne oldu da kardeşim Türk lirası 1 dolar 1 lira 30 kuruşkan 1 lira 50 kuruşkan sıfırlar atıldığı zaman yine petrol 70-80 dolar civarında 80 dolardı. Ne olacak kardeşim, çok kadar basit. Sen Çanakkale Köprüsü'ne 50 lira yaptıracaksın 1500 lira yaptırır dersen 50 sene ödersin, 100 sene ödersin. Abi Gabar'dan çıkan petrol ne oldu? Onlar yalan, ben inanmıyorum. Orası Türkiye'ye yakışmadı, daha fazla gelecek. Ya şimdi yaş kaç yalan abim? Yaş benim kaç? Yaşım 53-54. 53-54, evet. Ciddi mi? Yok, evet. Abi, sen çökmüşsün, aynı jenerasyonuz o zaman. Evet. Şimdi o 70'li yılları hepimiz biliyoruz değil mi? Hiç bu kadar hızlı, bu kadar kısa sürede. Yok. Hatırlamadık. Kendi boyuna konuş. Şimdi bu kadar hızlı, bu kadar çabuk fakirleştiğimiz bir dönemi hatırlıyor musun? Şimdi şöyle bir şey diyorum. Bir de çok kurnaz adam bak. Tayyip Erdoğan'dan bahsediyorum. Ey ümmeti Muhammediye, Koraltan Köprüsü. Ulan arkadaş bak. Koraltan Köprüsü'nde Azerbaycan'dan bir grup insan gelmiş. 150-200 kişi. Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Stalin köpeği zamanında. Stalin şeydir. Yani çok derinlere girmiyor. Derinlere girmiyor. Git günümüze gel ya. Ekonomiyi soruyoruz ya. Bak milletin derdi cebindeki ekonomi, paraya bakıyoruz. Paraya. Yani. Abi sen Mehmet Çimşek'e bak. Mehmet Çimşek mi? Mehmet Çimşek. Ortaklaşa getiriyorlar. Götürüyorlar işte. Alma. Almayacağım dedi. Çimşek ortaklaşa götürüyorlar. Almayacağım dedi. Fırlat evlerde oturuyorlar abi. Tamam ekonomiyi sorduk. Sen tamam getir. Ekonomi de. Ebrat kazarak. Biliyor musun? Ekonomi de şimdi yine bir 2-0 atacağız. 2-0. Evet. Atınca düzelecek mi? Şu an zaten 2-0 atılması lazım. Net skor mu bu? Yok. 6-0. Sanki bana hükmen mağlubuz gibi geliyor da. Anlamadın. 100 lira olacak 1 lira. Oldu bile. Teşekkür ediyorum. Şimdi gencimize söz verelim. Gençler konuşsun. Gençler. Evet abi. Nereye gidiyoruz? Abi, soru bu hem sosyolojik anlamda hem ekonomik anlamda hem de psikolojik anlamda. Şu anda geriye gidiyoruz bence. Geri. Aynen. Yani ekonomik olarak zayıf bir haldeyiz bence. Gittikçe fakirleşiyoruz. Yani ben 10 sene önce hani asgari ücrete çalışıyordum. Bir aylık asgari ücretle 16 tane küçük altın alınabiliyorken şu anda 4 tane alınamıyor. Ya sizce ileri mi gidiyoruz yani? Bence çok geriye gitmişiz yani. Hala geriye gidiyoruz. Psikolojik de olarak insanların psikolojisi bozuldu. Niye diyeceksiniz? Emekliye %25 zam veriyorlar. Onu da ilk defa emekli olan 7500 lira maaş alan emekliye zam da vermiyorlar. Asgari ücrete %35 yapıyorsunuz. Normal emekliye %25 yapıyorsunuz. Dün açıklandı halk ekmeğe %60 zam yapıyorsunuz. Bu fakirleşmektir yani. Yani şimdi bir kesim de diyor ki senin gibi konuşanlar. Evet. Ya biraz şükredin ya. Bak o kadar yol yaptı, köprü yaptı, havaalanları yaptı, hastaneler yaptı. Tamam. Niye şükretmiyorsunuz? Ben şöyle düşünüyorum. Hastane tabii ki yapılmalı, köprü yapılmalı ama bunları yap işlet devlet olarak yapmamalıyız. Bunu devlet de yapabilir. Zamanında devlet yaptı. 20 liralık köprümüz de var. 1000 liralık köprümüz de var. Yani böyle olmamalı. Yap işlet devlet olmamalı. Depremzedelerden toplanan paralarla ve insanlardan toplanan vergilerle kendimiz devlet olarak yap işlet devlet modeliyle değil, kendi devlet gücümüzle bunları yapabilirdik. Bunları yap işlet devlet modeliyle yaptık. Hem yap işlet devlet modeline ödenek sağlıyoruz hem de bunu dış ülkelere
rant olarak satışa başladık. Şimdi birçok yapılan yeni hastaneler bazı siyasetçilerin sözleriyle birlikte güvensizlik, ülkede güvensizlik şey yaparak dış iş adamlarına devredildi. Şöyle bir şey var. Mesela bir ülkede paranın değerini o ülkeye duyulan güven belirler. Yani dışarıdaki bir yatırımcı gelip ülkeye yatırım yapmıyor ya şu anda. Güven ortamı sıfır yani. İnsanlar ne yapacağını şaşırdı. Dolar mı alsam, hani TL'ye güvensizlik var. Herkes dolar alıyor, euro alıyor, altın alıyor. Ne bileyim abi. Borsaya yatırıyor. Bir şey yapıyor. Yani kimse TL'de parasını tutmak istemiyor. Millet korkuyor. Yani şurada gidin en ucuz defaktodan pantolonun 600 lira. Yani ayıp ya. Yani bir günlük asgari ücretinin kazandığı para ne kadar? Yok saçmalama canım, ne münasebet ya. Yok öyle bir şey. Vallahi öyle diyorum. Gel böyle gel sakin ol. Sakin ol gel. Gel sakin ol. Abi zamanında vermeyin. Hangi zamanda? Verin anasını avradını sikeyim. Yani, verin anasını avradını sikeyim. Kendi payıma. Sakin ol. Tamam mı? Sakin ol. Yok. Ne yaptınız siz ya? Küfür yok. Ablalar var, anneler var. Tamam bitti. Olay bitti abicim. Daha neyi bekliyorsunuz siz? Bir saniye sakin olun mu? Küfür mü? Atatürkçüyüm kaldım ne kadar. Atatürk'e düşman mısınız siz? Yok ya, Atatürkçüyüm düşman mısınız? AK Partili değil ki bunlar. Atatürk'e düşman mısınız siz? Yok değiliz ama o kadar cesaretli. Cesaretli ki Mert Tekbaşı'na ne yapayım ki? O kadar cesaretli. AK Partili değil bunlar ama öyle söyleme. Değilsiniz ama küfür etme. O duruma geldik ya. Yeter artık ya. Vallahi yeter artık ya. Yengeyi utandırdım. Yapma sakin ol. Anladım, çok sinirlisin. Hepimiz sinirliyiz, hepimiz gerginiz ama belki de onların istediği bu, tamam mı? Sakin ol abicim ya, sakin ol. 3 kağıt alavara, dalavara. Tamam abicim, sakin ol. Yerleştirdiler. yerleştirdiler. Başka bir şey yok. Tamam bitti. Sakin misin şimdi? Yerleştirmeler. Sakin. Hadi. Şimdi soracağım yine sinirler. Tamam ufacık bir şey yok. Yalacağım ben gene. Bak işte dedim ya, hani soruyu sordum ya. Psikolojik anlamda çok gerginiz. Psikoloji kalmadı. Kalmadı mı? Kimsede psikoloji kalmadı. Sosyolojik anlamda? Hiçbir şey kalmadı. Ekonomik anlamda? Pikniğe gidebiliyor musun? Ormanları kendileri yakıyorlar. Yok, turistik amaçla Akbelen bir örnek. Doğru mu? Milletin gideceği bir pazar günü vardı. Oraya da gidemiyorlar. Doğru mu? Her yeri yakıyorlar. Kendileri yakıyorlar. Önceden böyle bir şey var mıydı? Sana tavsiyem sakin ol. Hepimiz sinirliyiz. Sakin olacak. Siz ne kadar sakinsiniz? Siz bile titriyorsunuz. Bak. Siz bile titriyorsunuz. Mecburen titriyeceğiz çünkü. Neden? Aynı ülkede yaşıyoruz. Bu ülke bizim. Kimin bu ülke? Ülke bizim mi? Ülkemizi nasıl koruyacağız? Sakin, tamam. Sükunetle değil mi? Tabii evet. Nasıl koruyacaksak artık. Sakin olacağız abi. Sakin ol. Sakin misin? Sorun şimdi. Sor, tamam, ben cevaplayayım. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyorum? Ben normal pazar yürüyüşüne dinlenmeye çıktım. Ülke olarak. Ya, ülke olarak zaten hiçbir yere gitmiyoruz. Biz battık. Avrupa zaten bize üst düzeyden. Yerimizde mi sayıyoruz yoksa genç dedi ki geriye gidiyoruz. Yerimizin 60-70 yıl gerisindeyiz. Ha. Ama o zamanlar savaş var mesela. Veya bir yokluk var, bilmem ne vardı. Şimdi diyorlar, şimdi bak pandemi şey oldu diyor, deprem oldu diyor. Pandemi herkes yaşadı. Ukrayna-Rusya savaşı. Bulgaristan yaşamadı mı? Yunanistan yaşamadı mı? Herkes yaşamadı mı pandemi? Savaş var. Savaş olan ülkeden tahıl ithal ediyoruz biz de. Şaka gibi. En son Polonya'dan mıydı birer? Polonya'dan et ithal etti. Polonya'dan yeni Bulgar et ithal etti. Bulgar levası 15 buçuk lira bizden fazla değil mi? 15 buçuk lira. 18 mi oldu? Başka bir şeye söze gerek var mı? Bulgar levası. Şimdi sana bir şey soracağım. Sen muhalifsin anladığım kadarıyla, tamam. Da 20-21 yıldır yönetiyor Erdoğan ve AK, evet. Parti. Ama bu millet dedi ki son seçimde yetmedi dedi. Al sana bir 5 yıl daha dedi. Videolarda görüyoruz ya. Tayyip basıyorlar boyuna. Koyduk mu diyorlar? Koyduk mu diyorlar? Yok, basıyorlar göz göre göre. Hepsi 3 kağıtlı alabalı. Aslında var ya, aslında bir şey söyleyeyim, bir şey önce bunu bitireyim ben. Sadece şu mülteciler geldi ya, Afganlar zaten tek tabanca geliyor. Amaçları belli zaten. Ne amaçı? Türkiye'yi karıştırmak. Suriyeliler de burada 11-12 yıldan beri görüyoruz. Amaçları belli. Sadece onlar için bile, %1 bile. Mazlum Suriyeliler de var ama unutma yalnız. Mazlumları ayrı tutarım ayrı. Ama burada şimdi bak, şurayı görüyorsunuz. Kuyumcularından tut, bütün dükkanlarına kadar, arabalarından tut, bilmem ne kadar, bizden iyi yaşantıları var. Çarşamba vergi vermeyenleri de var. Az önce genç Suriyeli çocuk vardı, biz bile korkuyoruz girmeye dedi. Bak Suriyeli çocuk söyledi az önce, bak, röportajda var. 100 bin kişi de, 2-3 bin kişiyi ayrı tutarım, o ayda. Mazlum illaki vardır. Ama senin gençlerin burada kuaförden, bakımdan çıkmıyorsa, benim askerim orada şehit oluyor, şehit nöbet tutuyorsa, bilmem ne için, bunlar buradaysa, eğer... Ya milletçi bir insan olsa zaten kendi milletini savunurdu. Burada Allah muhafaza bir savaş olsa. Bunlar ne yapacaklar? Kaçacaklar değil mi? Ha, 14 Mayıs'ta sesini çıkarabilirler mi? Ama 28 Mayıs'ta nasıl havai fişekler falan gösterirler. Doğru mu? Nasıl şey kutladılar değil mi? Kutladılar. Onlara ne oldu? Onlara ne oluyor ki? Ya, ne oluyor işte? Biz milletimizi koruyamazsak böyle olur. Biz kendi milletimizi koruyamazsak böyle olur. Bu şekilde yani. Ya bu önümüzdeki kış zaten... Herkes daha çok ayyuka çıkacak.
şu önümüzdeki 2-3 ay sonraki doğalgaz biliyorsunuz değil mi? Doğalgaz %224 zam geldi değil mi? Doğru mu? Siz etrafı da kereziyorsunuz galiba. Yok, çok ha. Abi hayat sağlığından... Gene gel. Son kere konuşayım. Son kez gel bak. şöyle gel. Ha, bak gel. Ey ümmeti Muhammed ya. Tayyip Erdoğan ben Türk değilim diyor. Bu ülke 90 milyonluk. En azından 45 milyonu. Hadi 45 milyon diyeyim. 30 milyon. 30 milyon değil de. Neyse. Ne yapıyorsun Türkler mi bu adamı? Hızlı konuş biraz daha. Ben konuşacağım bir şey daha. Ben Türk değilim diyor kardeşim. Ne arıyorsun sen Türkiye? Kızılderili o. Kızılderili. Demokrasinin başında ne arıyorsunuz o zaman? Ya bunlar fasafiso ya, bunlara gerek yok ya. Adam zaten anladım, niyeti belli. FETÖ'cü, kendisi FETÖ'cü. Öyle tabii. Net. Ne istediğinizi alamadığınız diyen kimdi? Ne istediğinizi alamadığınız diyen kimdi? Tayyip zaten. Şimdi ne istediğinizi alamadığınız demek suç değil mi? FETÖ bir terör örgütü ise onlara yardım veya taktik yapmak değil mi? Ya onlar için suç diye bir şey yok ki zaten. Bütün adalet her şeyi zaten kendi tek eline aldılar. İnsanlar zaten bir muhalif olsa, gerçekten bir muhalif olsa adam tek kaldı. Muhalif olsa gerçekten muhalefet. Karşısında muhalefet olsa, muhalefet gerçekten bir sağlam bir muhalefet olsa bunların hiçbirini yapamazdı. Gerçek bir muhalefet olsa bunların hiçbirini şey yapamazdı. Bir asgari ücretli bir gün çalışarak bir kilo kıyma alamıyor ya. Çok üzücü değil mi ya? Biz bir kilo et kadar değerimiz yok mu ya? Kılıçdaroğlu nereye kadar, ne kadar idare edebilir ki adam? Tek kaldı adam. Bırakması gerekmiyor mu? Ya bırakması gerekebilir, olabilir, doğrudur. Ama adam temiz kalpli adam. Bu gerçek. Yani HDP bilmem neye göze kadar, HDP'yle açılım bilmem neye. Öyle öyle yapan kendileriydi. Şimdi Hizbullah'ı aldılar içine. Fatih Erbakan'ın da kadın düşmanı. Bunlar da içinde zaten. Yani her şeyi tek eline aldılar. Padişah yönetimleri falan. Masraflar her şey. Yani ne söylemek istiyorsanız. Onlar. Açık açık belli zaten. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi iyi akşamlar. Tamam.